Hepinize selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tüm gizli görevler serimin bu bölümünde sizlere yapması kolay 10 adet gizli görev göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk gizli görev için Tianchu Valley bölgesindeki Jiovisap boss'unun yanına gidin ve özel saldırısını kullanmasını bekleyin. Bu boss özel saldırısını kullandıktan sonra Noel'in kalkanını açın. Noel kalkanı sayesinde hasar geri yansıtacak ve gizli bir görev tamamlanacak. İkinci gizli görevi yapabilmek için Pyro Slime fırlatan bir rakibin Pyro Slime'ı almasını engellemelisiniz. Bu görevi yapabilmek için Salter Rai bölgesindeki bu yere gelin ve bu rakiplerin arasına girerek bekleyin. Yerde su olduğundan bu rakip Pyro Slime'ı bulamayacak ve gizli bir görev tamamlanacak. Üçüncü gizli görev için Snowboard King tarafından öldürülmelisiniz. Bunu yapabilmek için bu Seven Kulesi'ne ışınlanın ve bu yöne doğru uçun. Ardından bu domuzların üzerindeki buzları eritip onları öldürün. Bunu yaptığınızda Snowboard King gelecek. Karşılık vermeden bekleyin. Takımınızdan biri öldüğünde bu görev tamamlanacak. Dördüncü gizli görev için Snowboard King'i öldürmelisiniz. Arkadaşlarınızdan yardım almanız işinizi kolaylaştıracaktır. Beşinci gizli görev için Snowboard King'i öfkeli moddayken öldürmelisiniz. Altıncı gizli görev için Dragon Spine'in girişindeki bu aşçı adam ile konuşun ve dünya görevini başlatın. Konuşma bitince onunla tekrar konuşarak bir tarif alacaksınız. Tarifi aldıktan sonra çantanıza girin ve tarifi kullan tuşuna basın. Bunu yaptığınızda gizli bir görev tamamlanacak. Yedinci gizli görev için Elektro Boss'unu bir kez öldürün. Sekizinci gizli görev için Anima Boss'unu bir kez öldürün. Dokuzuncu gizli görev için Anima Boss'unun kasırga yaratma saldırısını bekleyin. Saldırı bittiğinde gökyüzünde küçük element baloncukları belirecek. Onları almalısınız. Onları toplamak için Anima Boss'unun bir sonraki saldırısını bekleyin. Yaptığı bu saldırılar kısa süreli hava kanalları oluşturacak. Onları kullanarak toplamda 10 element baloncuğu toplamalısınız. Tek seferde 10 tane toplayamazsınız arkadaşlar. Bu yüzden bir sonraki hortum saldırısını beklemelisiniz. 10. gizli görev için tekrar Anima Boss'unun kasırga saldırısını kullanmasını bekleyin. Anima Boss'u bu saldırıyı kullandığında oluşan bu hortumları 4 farklı element ile tetiklemelisiniz. Su ile tetiklemek zor gibi görünebilir ama en kolayı bu arkadaşlar. Su ile tetiklemek için Barbara'nın E yeteneğini açarak bir hortumun içine girin. Buz ile tetiklemek için Kea'nın Brust'ını kullanın. Elektrik ile tetiklemek için Lisa ya da Fischl ışınızı görecektir. Ateş ile tetiklemek için Amber'ın Brust'ını ya da Shard'ı saldırısını kullanın. Tüm elementleri tetiklediğinizde bu görevin tamamlanması için bu boss'u öldürün. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur arkadaşlar. Yeni videolarımdan anlık haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.